şey denmiyor muydu ya? Çin yeni yılında insanlar maaşlarını zaman aldıklarından dolayı, kampanyalar olduğundan dolayı gençinin pek en güzel bannerları o döneme getirmeye çalışıyor ki insanlar aldıkları o paraları bannerlara yatırsın. Ya şimdi ben bu paraları bu bannerlara mı yatıracağım? Herkese merhabalar, ben Gamze. Her zamanki gibi bannerlar belli olduğu zaman banner inceleme videosu ile karşınızdayım. 4.4 yamasının İlk yarısında Xiangyun ve Nahida geliyor olacak. Şimdi 5 yıldızlardan başlayarak karakterleri şöyle bir gözden geçirelim. Xiangyun yeni gelecek karakterimiz ve biliyorsunuz ben bir karakter oyuna gelmeden net şeyler söylemem. Ama karakter havadan saldırı yapan karakterleri bufflayan ve aynı zamanda da can sağlayan bir karakter olarak gözüküyor. O sebepten dolayı spesifik karakterlerle çalışır ya da bazı karakterleri daha farklı oynamamızı sağlar. Atıyorum mesela Diluc ya da Shao gibi karakterleri baflar ve havadan saldırı yapmayan karakterlerin de havadan saldırı yapmasını sağlayacağından dolayı belki havadan saldırı sayıları yüksek karakterleri de o şekilde oynamamızı sağlayacaktır. Karakter geldiği zaman inceleyeceğiz özellikle. Şu an bilmediğimizden dolayı takım yıldızlarıyla ilgili vesaire de konuşamıyorum ne yazık ki. Nahida'ya gelecek olursak da oyundaki en iyi karakterlerden mükemmel bir doğa elementi yükleyicisi hem sahada olmadan hem de sahada kalarak çok güzel hasar çıkarmamızı ve element yüklememizi sağlayan bir karakter. O sebepten dolayı eğer ki herhangi bir şekilde bir hasar çıkarıcıya ihtiyacınız varsa ve doğa takımlarına karşı da bir gıcıklığınız yoksa Nahida'yı gözünüz kapalı bir şekilde alabilirsiniz. Nahida'nın ikinci takım yıldızı da çok önemli bir takım yıldızı. Epey güzel bir hasar artışı sağlıyor. Bu arada bu akşam bu yama için hangisini almalı videom da gelecek isterseniz ona da bakabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Karakterin kendi rehberine de bakabilirsiniz bu arada. Ama Nahida takım yıldızları olmadan da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Çok güzel 3 yıldız olmak dahil silah seçenekleri var böyle üretilebilir olsun düz bannerlardan çıkıyor olsun o sebepten dolayı kurması da rahat bir karakter diyebiliriz gözümüz kapalı alabileceğiniz güzel bir karakter dediğim gibi 5 yıldızlarımız açısından bannerlarımız böyle 4 yıldızlarımız <laughs> gelecek olursak da başlayalım gaming ile başlayalım ama şu dediğim şeyin aynısını söyleyeceğim gaming de gaming Dediğim gibi yeni gelecek bir karakter olduğundan dolayı çok net şeyler söyleyemem Gaming için. Sadece şöyle bir, bir şey söyleyebilirim. Gaming dört yıldız bir karakter ve sahada durarak hasar çıkaran bir karakter gibi gözüküyor ve böyle karakterler dört yıldız oldukları zaman genelde altıncı takım yıldızlarına kadar istiyor oluyorlar. Belki öncelerde de böyle hani erken onu güçlendiren takım yıldızları vardır. Ama en iyi performansını almak için muhtemelen 6. takım yıldızına ihtiyacımız olur diye düşünüyorum. Shanyun içinde hani e, Shanyun'la da güzel çalışabilecek bir karakter gibi gözüküyor. Çünkü havadan saldırı yapan bir karakter Shanyun'un sağladığı güçlendirmelerden fayda sağlayabilir. Saldırı yaparken canından yiyen bir karakter olduğundan dolayı da ile da güzel çalışabilir. Takımına 2 tane kafadan 5 yıldız karakter koyuyoruz gibi gözüküyor. Ya birazcık böyle masraflı bir karakter olabilir. O yüzden çok severseniz belki gitmeyi tercih edebileceğiniz bir yol olabilir bu. Bu banner'ın uyumuna bayıldım bu arada ben. <laughs> Her karakter birbiriyle o kadar sinerjik ki bayılıyorum böyle olduğu zaman. Horizon'a <laughs> geçelim arkadaşlar. Gaming ile ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Çünkü çok fazla bilgi bilmediğimizden dolayı. Geldiği zaman rehberinde konuşacağız zaten. Horizon'a geçelim. Rüzgar hasar çıkarıcılarını destekleyen, onları güçlendiren bir karakter. Fakat karakterin şöyle bir e, durumu var. Karakter biraz şey, <laughs> biraz ya 6. takım yıldızı net istiyor ya. Yani 6. takım yıldızı olmadan mesela atıyorum Skara'nın yanına koy, Wanderer, Avari'nin yanına koymak istiyorsunuz diyelim. Altıncı takım yıldızı olmadan onun yerine başka bir karakter koymanız bazen çok daha iyi olabiliyor. Eğer ki bir işte avare oynuyorsanız. Şarjı da şöyle böyle çalışıyor karakter aslında. Hani Wanderer'la daha iyi bir uyumu var. Evet ama Shao da güzel kullanıyor. Zaten yani Shanyu'nun da Shao'yu güçlendirmesini düşünüyoruz. Ya bu karakter neden bilmiyorum dümdüz koy yani kendi Banner'ına, Faruza'na neyse. Çok değişik bir seçim. Ama şöyle bir şey de var ya bu birazcık takım yıldızı, banner gibi bir şey. Biliyorsunuz destek karakterleri her zaman takım yıldızlarıyla artık hasar çıkarıcı olarak uygulanabiliyor ne ya, oynanabiliyor. Shangyun da muhtemelen takım yıldızlarıyla beraber alanda kalarak oynanan bir e, hasar çıkarıcı olma potansiyeline sahiptir. Yani belki Faruzan onun o tarafını da destekleyen bir karakterdir. O yüzden ikisinin de banner'da olması güzeldir. Neyse Ferzan'dan bahsediyorduk. Erken takım yıldızı olarak düşünecek olursak ikinci takım yıldızı patlama, element patlaması süresini yükselttiğinden dolayı güzel bir takım yıldızı sonuçta verdiği buff'u arttırıyor. Onun dışında dördüncü takım yıldızı enerji ki çok enerji istiyor arkadaşlar Ferzan. Enerji ihtiyacını birazcık rahatlatıyor. Altıncı takım yıldızı ise her şeyi yaptırtırıyor. <laughs> enerjisi olsun, verdiği buff olsun vesaire. O sebepten dolayı altıncı takım yıldızı nettir. Ama baktınız gidemediniz yapacak bir şey yok diyerek erken takım yıldızlarını da düşünebilirsiniz. Genel olarak da Nobles Asil Minnettarlık setini kullanıyor. Onu da zaten artık yani kutularımızdan çıkarabiliyoruz. Yani Faruzan böyle her e, takıma girecek bir karakter değil. Ama işte dediğim gibi Shaw ve Wanderer gibi takımlara net olarak koymak isteyebileceğiniz bir karakter. O karakterleri seviyorsanız ve oynuyorsanız deneyebilirsiniz. Noel'e geçelim. Öncelikle Noel'in bir destek karakteri olarak kullanılamadığını söyleyeyim. Yani elinizde hiçbir şey yoksa bunu tercih edersiniz ya da atıyorum işte Noel'i çok seviyorsanız. Onun dışında onun yerine koyabileceğiniz binlerce çok çok daha iyi ve fayda sağlayan karakterlerimiz var. O sebepten dolayı Noel'in e, saldırı yapan yani hasar çıkarıcı halini konuşacağız. Bunun için de 6. takım yıldızını konuşmamız gerekiyor. 6. takım yıldızına ulaşmış bir Noel yanına da koyduğunuz güzel destek karakterleriyle çok güzel çalışır. Zaten üretilebilir silahı da mevcut. Rahatlıkla alabilirsiniz. E, husk setini kullanıyor. Bereketli rüyaların hatırası buna benzer bir ismi vardı. <laughs> Şu an hatırlamıyorum. O da zaten yine yadigar kasamızdan çıkabilen bir set. Aslında kurduğunuz zaman güzel kurabiliyorsunuz fakat birazcık masraflı ister istemez. Mesela Fulina çok güzel çalışıyor. Noeli çok güzel güçlendiriyor. Fulina'nız varsa ve Noeli seviyorsanız 6. takım yıldızlı bir Noeli o şekilde kullanmayı tercih edebilirsiniz. Silahlarımıza geçebiliriz. Şimdi bu silah benarının şöyle bir sıkıntısı var. Çok spesifik silahlar. Özellikle de Turnam Selam Götür silahı. Şanyon'un silahı birazcık sıkıntı şöyle bir sıkıntılı. geçenlerde işte gösterdiler silah neler yapıyor silahın özelliklerini gösterdiler. Bu silahı şu an Shanyo'nun elinden başka birinin eline veremezsiniz. Özelliklerinde de havadan saldırı yapan karakterlerin işte havadan saldırısını yükseltiyor. Yani takımdaki DPS'in hasar çıkarıcının hasarını yükseltiyor. O sebepten dolayı çok spesifik bir silah. Bu arada tipi de çok güzelmiş. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. O sebepten dolayı mesela diyelim ki Naydan'ın silahına gidiyorsunuz diyelim, bunu düşürdünüz. Yani e, hesabınızda durur. Onun dışında Naydan'ın silahından da bahsedecek olursak aslında kötü bir silah değil. O da birazcık spesifik bir silah ama güzel karakterlerin elinde e, kullanabiliyorsunuz. Başka daha iyi seçenekleriniz olmadığı sürece atıyorum mesela ya e, özellikle de böyle doğa elementinin olduğu takımlardaysa bu silahı güzel yani ilk 3 seçeneğine falan giriyordur muhtemelen o, o açıdan güzel yani erken seçeneklerinden Lisa mesela eğer ki sahada kalan bir hasar çıkarıcı olarak oynuyorsanız seviyor bu silahı o açıdan da güzel ve mutlu ediyor Lisa'yı Mona'nın e, Vaporize buharlaşma takımlarında işine yarayabilir. Scrooge'un eline verirsiniz ama mesela Scrooge'un çok güzel bir dört yıldız seçeneği var. Kurban kanunları. Kurban kanunları onun element becerisinde iki kez kullanmasına fayda sağladığından dolayı alanda da kullanıyorsanız mesela Scrooge'u yani dört yıldız bir seçenek yani en basitinden o açıdan çok güzel oluyor kurban kanunları onun için. Yan verebilirsiniz. Buharlaşma takımlarında da, Overload takımlarında da kullanabilir bu silahı. Çiçeklenme takımındasınız ve Barbara ya da Kokomi gibi karakterlerle reaksiyon yaratmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir durumda da element ustalarını seveceklerinden dolayı bu silahı verebilirsiniz onların eline. Nilulu çiçeklenme takımlarından bahsediyorum bu arada. Gelelim 4 yıldızlarımıza. Sacrificial serisini... Shilox diye yapıştırmışlar, bir de bir tane Letic Spear taş mızrak koymuşlar. Ya gerçekten ben anlamıyorum, şunu neden Shao'ya koymuyorsunuz? Zaten ikinci yarısında geliyor, her şey burada. Ya ben gerçekten hiçbir şekilde anlamadım. Mesela Shangyun ve Shao'yu neden beraber getirmediler? Neyse, bu silah takımına göre Shao'nun çok güzel seçeneklerinden olabiliyor ki biliyorsunuz dört yıldız seçenekleri çok yok Shao'nun. O açıdan bu e, o, iyi onun için. Takımına göre diyorum çünkü ne kadar çok Liyue karakteri varsa o kadar çok güçlendirme sağlıyor bu silah. O sebepten dolayı böyle diyorum. Şahınızı kullandığınız takımınıza göre bu silah bannerını daha birazcık deneyebilirsiniz. Şansınıza taş mızrak gelebilirse eğer taş mızrağınız yoksa. O açıdan taş mızrak böyle bir silah genel olarak. Yani dediğim gibi takımdaki Liyue karakteri sayısına göre bir buff sağladığından dolayı özelliklerinde takımınıza göre iş yapabilecek bir silah. Sacrificial yayı. Şimdi bu Sacrificial serisini şöyle genel bir söylemem gerekirse element becerisini iki defa kullanmamızı sağlıyor. O sebepten dolayı da o tarz e, durumlarda istiyoruz. Mesela dayanın eline çok güzel bir şekilde yapıştırıyoruz. Enerji de sağlıyor. Zaten genel olarak da enerji yenilemesi verdiğinden dolayı silah. O açıdan da enerji isteyen karakterleri rahatlatıyor. Onun dışında yalan sacrificial'ı çok koymuyoruz ona ama isteyebilirsiniz. Özellikle açık dünyada çok rahat oluyor bu arada. Faruzana genelde sacrificial değil de tavonis vermeyi tercih edebiliyoruz ama elinizde hiçbir seçenek yoktur ve enerji istiyordur karakter. Çünkü çok da enerji isteyen bir karakter. O zaman verebilirsiniz anca onun eline bu silahı. Enerji için saraya da verebilirsiniz. Sacrificial silahına silahı. <laughs> Kılıcına gelelim. Shinchu çok güzel kullanıyor bu silahı. Enerji de isteyen bir karakter. O sebepten dolayı onun eline verebilirsiniz. Açık dünyadan bahsetmiştik biraz önce. Açık dünyadan bahsedeceğim yine. Linet'in eline verirseniz iki kere element becerisini kullanırsınız. Çok rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Tabii biz birazcık daha metasından bahsedelim. Şöyle aslında element becerisini iki kez kullanmak istemiyoruz ama Furina'nın enerjiye ihtiyacı olabiliyor. O sebepten dolayı yine sacrificial'ı verebilirsiniz aslında Furina'nıza. Kurban kanunları Sucrose'un en güzel seçeneği. Onun dışında mesela biraz önce bahsettiğim gibi çiçeklenme takımlarında Kokomi ya da Barbara'nın eline verebilirsiniz element ustalığı sağladığından dolayı. O sebepten dolayı bu tarz ihtiyaçlarınızın olduğu karakterlerin Eline yapıştırabilirsiniz. Çifteli kılıcımız ise. Şimdi genel olarak Favonius'u daha fazla tercih edebiliyor oluyoruz. Çifteli kılıç kullanıcı karakterlerimizde. Ama yine de Sacrificial'da sevenler oluyor. Mesela aslında Navia en iyi kullanan karakterlerden biri oldu. Navia'nızın eline verebilirsiniz. Birazcık alanda eğer ki destek olarak kullanıyorsanız. E alanda bir tık daha fazla kalmasını sağlar. Ama hasar da kötü olmadığından dolayı Beidou'nun eline verebilirsiniz. Sayuya verebilirsiniz. Dori de kullanabilir, sacrificial silahını. Bu tarz karakterlerinize verebilirsin. Sacrificial kötü bir seri değil, ama bir Favonius serisi de değil yani. Böyle, ben birazcık şş, ne bileyim ya şu silah benarını düşündüğüm zaman, yani bu silahın özelliği çıktığı zaman fark ettiğimde dedim ki ya kesin dedim kötü benarlar olacak dedim. Bu kadar da. bekliyorum. <laughs> Bu kadarını da beklemiyordum ama. Bir de ben hani böyle bir silah koymuşlar bari dedim hani banner'a özel silah serisi falan koyarlar belki dedim. Öyle de yapmamışlar. Neyse, okey. <laughs> böyle arkadaşlar umarım ki yardımcı olabilmişimdir. Siz de istediğinizi düşünün şu banner'lardan ya. Hemen pıç 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 pıç. Tek onlu da 10 tane karakter gelsin. Yani ki <laughs> acılarınız sona ersin şu banner'dan <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bye-bye.